Aydın Türk-Amerikan Koleji'nde düzenlenen bilim şenliğinde öğrenciler uygulamalı olarak deneyleri hayata geçirdi. Aydın Türk-Amerikan Koleji İlköğretim Bölümü öğrencilerine yönelik sınıf sınıf farklı deneylerin uygulandığı etkinlikte öğrenciler aktif katılımla eğlenceli bilim uygulamaları ile bilgilerini pekiştirdiler. Eğlenceli bilim danışmanı Burcu Büyüköerli, Aydın Türk-Amerikan Koleji öğrencileriyle bu kapsamda 3 farklı programla çalıştıklarını, çocukların bu programlarda uygulamalı deneyler yaptıklarını belirterek, çocukların gördüğü, dokunduğu her şeyi daha kolay öğrendiklerini ifade etti. Evet, biz eğlenceli bilim olarak çocuklarla uygulamalı bilim programları yapıyoruz. Bu programlardan kastımız da yaparak, yaşayarak öğrenme modelini destekleyen aktif katılımlı bir eğitime destek projesi aslında. Bugün Aydın Türk Amerikan Derneği Koleji öğrencileriyle de 3 farklı programla çalışıyoruz. Her programımızda çocuklar ortalama 4 tane deneyi aktif katılımlı olarak yapıyorlar. Ve her programda yaptıkları deneylerin bazıları bireysel, bazıları grup çalışması şeklinde oluyor. Ve hepsi çocukların katılımıyla gerçekleşiyor. Ve her etkinliğimizin sonunda da çocuklar deney yaparken kullandıkları bir malzemeyi ya da deney sonucu kendi ürettikleri bir şeyi hediye olarak alıyorlar. Ve onlara minik bilim insanı sertifikaları veriyoruz. Bugün anaokulu gruplarımız mevsimlerin gücü programında çalıştı. Evet, anaokulu grupları mesela ultraviyole ışığa duyarlı dünya maketinde mevsimlerin değişimini öğrendiler. Bulutların oluşumunu öğrenip bulutlara dokundular. Kendilerine yapay kar yaptılar ve sihirli boncuklarla bileklik yaptılar. Şimdi ilk öğretim gruplarımız maddenin çılgın halleri programını öğreniyorlar. Kutu sanırım uygulamalı eğitimler çocukların kendini daha iyi yerleştiriyor değil mi? Böyle tabii ki, tabii ki çocuklar gördüğü, dokunduğu her şeyi çok daha iyi öğreniyorlar. Aydın Türk-Amerikan Koleji İlköğretim Bölümü Müdürü Mehmet Akif Yılmaz da okul olarak çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini amaçladıklarını belirterek çocukların bu tür etkinliklerle bilim ve fenle uğraşanlara da saygı duyduğunu ifade etti. Okulumuzda 2012-2013 eğitim öğretim yılı başladığından beri yaptığımız faaliyetlerin arkasından sırada bilim ve teknolojiye önem verilmesi açısından bu deney yaparak dersi öğrenme konularında yaparak yaşayarak öğrenmelerini amaçladık. Ayrıca her şey, bütün alimler, bütün kaşifler, bütün ilim adamları mutlaka deneyerek, hatta binlerce defa deneyerek buluşlarını ortaya koymuşlardır. Ve burada da 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan çocuklarımızın yaş gruplarına göre 1, 2, 3. 4. sınıflarda çocuklarımızı, hatta 1, 2, 3 ağırlığında, yani oyuna yönlendirilmiş bilim deneyleri kendi yaş seviyelerine göre, ama 4, 5, 6, 7, 8'de ise fen bilgisine yönelik, fen bilgisiyle örtüşen konularda bilimsel deneyler yapmak. Ve deney yaparak da çocuklar bir buluşun sonucuna varıldığının bilincine kavuşmaları. Yani kendilerinin de bu şekilde bu konulara, bilime, ilime, fenle ilgi duydukları gibi bu konularla uğraşan bilim adamlarına da saygı duymalarını öğreneceklerdir. Bu bakımdan çocuklarımızı kutluyorum. Böyle bir program düzenleyen okul yönetimimizle birlikte öğretmenimiz Ebru Soysal hanımefendiye de, kimya öğretmenimiz, böyle bir faaliyet düzenlediğinden dolayı kendilerini kutluyorum. Bu tür etkinlikler çocukların benliğine daha iyi yerleşiyor değil mi? Mutlaka. Çünkü okursam unutabilirim. İşitirsem de unutabilirim. Ama yaparsam unutmam, öğrenirim. Hatta ileriye dönük o öğrendiklerinin üzerine yeni bir şeyler daha, bilgiler daha katabilirim diye düşünüyoruz.